Melih Altınok, Bahçeli ne yapacak? Peki ya Koray Aydın? İlginç bir süreç yaşadı MHP. Muhalifler ayrı kurultay yaptı, genel merkeze 10 Temmuz'da ayrı yapacak. Dün muhalif kurultaya 700 civarında delege imza verdi. Yani ilk adım atıldı diyebiliriz. Çünkü bu rakam kurultay toplamak için gereken asgari imza sayısının üstünde. Ancak kurultayı izleyen arkadaşımız Daily Sabah muhabiri Yunus Paksoy'dan aldığım bilgilere göre muhalifler 10 Temmuz'daki kurultayda başkanlık divanı gibi hayati makamlarda da güç kazanmak için delegeye yüklendiler. Gidişata bakılırsa 10 Temmuz kurultayına genel başkanı değiştirmeye müsait bir tüzükle gidilecek ve seçim yapılacak. Elbette Bahçeli'nin de bir senaryosu olmalıydı değil mi? Partiye yakın kaynaklarıma sordum. Şöyle bir Bahçeli hamlesinden bahsediliyor. Genel merkez dünkü kurultayı mahkemeye taşıyacak. Mahkeme başvuruyu incelerken muhalif kurultayın kararları hakkında tedbir alacak. Bahçeli de zaman kazanıp 10 Temmuz kurultayında muhalifleri disiplin mekanizmalarını da kullanarak tasfiye edecek. Peki sonrasında hayat bayram olacak mı MHP'de? Bilemiyorum partileri dizayn etmek isteyen çetelerin olduğu sır değilken mahkeme kararıyla saadet olmayacağı ortada. Bakalım Türkiye Şefsanesi'nden devraldığı partiye barajı açtıran, onca zaman mecliste tutmayı başaran hatta iktidar ortağı yapan Bahçeli, 19 yıllık deneyimin bu en zorlu maçında nasıl bir performans sergileyecek? Daha çok merak ettiğimse kısa bir süre önce Akşener'e paralel göndermesi yapan, Bahçeli'nin kendisinden tek ülkücü aday diye bahsettiği, Delege üstünde etkili Koray Aydan'ın ne yapacağı? Kilit o. Bakalım Koray Bey bu tarihi denge oyununda Akşener'e yenilme riskini göze alıp el mi büyütecek? Yoksa Bahçeli ile MHP iktidarını paylaşmayı ve ondan sonrasını garantilemeyi mi seçecek? Yani kısa vadede Akşener'in yerine mi uzun vadede Bahçeli'nin koltuğuna mı oynayacak? İlginç olacak. Melih Altınok, Sabah.